değiştirme testi 2'deyiz. Birinci sorumuz, bir cisim diyor bakalım buradan K noktasından ne yapmış? L noktasında şekildeki yol üzerinden sabit süratle 3 metre bölü saniyede gidiyor. Buna göre ortalama hızı nedir diyor. Hız alırken hatırlarsanız yer değiştirmeyi almamız gerekiyor. Yani cismin ilk konumuyla son konumu arasındaki en kısa mesafeyi, yani şuradaki 24 metreyi almamız gerekiyor. Süratte ise cismin izlediği yörüngenin uzunluğunu alıyoruz. Yörüngenin uzunluğu bakıyorum 36. X eşittir 36 metre. Hız, süratimiz neymiş? Üzerine işaret koymasam sürat anlamındaydı. 3 metre bölü saniye. O halde kaç saniyede bu işi yapmış? Bakın 12 saniyede. Çünkü V eşittir X bölü T'den. Biz bunu 12 saniye buluruz. O halde zamanı biliyorum. Yer değiştirmeyi de biliyorum. Şimdi sürat hızını bulabilirim. Yer değiştirmem 24. Hız saniyem 12. O halde ortalama hızım da 2 metre bölü saniye çıkar. Cevabım C seçeneğidir. İkinci sorudayız. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğrusal yolda aynı yönde hareket eden aracın yer değiştirmesi aldığı yola eşittir. Evet, aynı yönde bakın giderken yer değiştirmeyle yol aynıydı. Durağa yaklaşan otobüs, yaklaşan belediye otobüsündeki yolculuğa göre otobüs şoförün hareketsiz, durakta bekleyen yolcunun hareketli görülmesi hareketin göreceli bir kavram olduğunu gösterir. Evet, bu bağlı hareket konusunda da detaylı bir şekilde işleniyor. Hareket göreceli bir kavramdır. Gözlemciye göre hareket farklı algılanabilir. Mesela trenle yolda giderken yoldaki direklerin geriye doğru gittiğini zannetmemiz işte hareketin göreceli olduğuyla ilgili bir örnektir. Bir cismin yer değiştirmesi gözlemciye göre değişebilir. Hayır, cismin konumu sabit bir noktaya göre belirlendiği için, seçilen bir referans noktasına göre belirlendiği için gözlemciye göre yer değiştirmesi değişmez. Yani gözlemciye göre yer konumu belirlenmez. Bir cismin konumu sabit bir noktaya göre belirlenir. Konumu değişen bir cismin yer değişmiştir. Evet, konumu değişen bir cismin de yer değişmiştir. Çünkü yer değiştirme konumdaki değişim demektir. Konum skaler yer değiştirme vektörel bir niceliktir diyor. Hayır, konum da vektör, yer değiştirme de vektör. Cevabım E seçeneğidir. Üçüncü soruda düz bir yolda hareket eden KLM araçlarının zaman grafikleri şekilde gibidir. T sürede araçların aldıkları yollar arasındaki ilişkiyi soruyorlar bize burada. Altındaki alan, bakın düz bir yolda hareket ettikleri için, yani altındaki alan hem yolu hem de yer değiştirmeyi verir. Görüyoruz ki bakın K'nın aldığı yola altındaki alanı hesaplarsam 2VT. L'nin aldığı yolu hesaplarken VT, M'nin yolunu hesaplarken o da BT. Eksi olması önemli değil. Sadece burada onun yönünü gösteriyor. Halde K büyüktür, LM eşittir. Cevabım A seçeneğidir. Dördüncü soruda aynı yönde hareket eden X, Y, Z araçlarının T0 ve T anındaki konumları şekilde gibi verilmiş. Araçların hız sırasıyla sabit VX, VY ve Z hızları ile hareket ettiğine göre bu hız arasındaki ilişki nedir? Evet arkadaşlar, bakın araçların ne kadar yol aldıklarına bakalım. X buradan, bakın X'in bu noktası buraya kadar geliyor. Y'nin bu noktası, bakın buraya kadar geliyor, aynı hizadalar. Z'nin bu noktası, arkası buraya geliyor. Şimdi arka noktaları aynı hizada iken şuradan bakın Z buraya kadar gelirken daha çok yolu almış olur. Gördüğünüz gibi geride kaldığı için arka noktası. Demek ki en fazla hızlı olan Z, en az da X. Cevabımız A seçeneğidir. Beşinci sorumuzda birbirine doğru aynı anda V1 ve V2 hızlarla koşmakta olan koşucular K noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur?
Evet, buraya gelme süreleri aynı olduğuna göre şu mesafeler aynı zamanda hızlarını da verir. Yani V1 ile X1'i karşılaştırabiliriz. X1 X2'den büyükse demek ki aynı sürede buraya geldiğine göre bakın hız nedir? T ortak. O zaman V1 bu büyükse bu da büyüktür. Bu ifade doğru. Eşitse eşittir. Bu ifade de doğru. Küçükse küçüktür. Bu ifade de doğru. Dikkat ederseniz arkadaşlar bundan üzerine vektör işareti konmamış. Skaler olarak bunların karşılaştırılması istenmiş. Çünkü bunların yönleri farklı, birbirine zıt olduğu için bu şekilde karşılaştırmak doğru olmazdı. İşaret konmadığı için biz büyüklüklerine bakarak karşılaştırabiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Altıncı sorumuzda 6 metrebölü hızla hareket eden, yani ilk hız 6 olan bir araç 2 metrebölü saniye karelik ivme ile 10 saniye hızlanıyor. Buna göre aracın 10 saniye sonundaki hızı ne kadardır diyor. İvmeyi hatırlayalım. Delta V bölü delta T. Birim zamandaki hız değişimi. Peki 10 saniyede hızı ne kadar değişmiş bu cismimizin? 2 eşittir. Delta V bölü 10'dan hızımız 20 metrebölü saniye değişmiş. İlk hızımız bakın pozitif olarak değişmiş. İlk hızımız 6 olduğuna göre 20'de değişim olması için son hızı 26 olur. Cevabımız D seçeneğidir.